Şeyma'cığım, seni o kadar çok seviyorum ki içimden geldi. LOL Bankası'nın açılmayı bekleyen bu iki değer üyesine sana hediye edeceğim. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, ne dersiniz? Şeyma için almış olduğum bu kararımı nasıl buluyorsunuz arkadaşlarım? Eğer beni destekliyorsanız lütfen yorumlarınız ilk olarak buna gelsin. Daha sonra nasıl olduğunuz, dersler, okul, hayat nasıl gidiyor canlarım? Bundan da konuşalım, tartışalım. Ben birazdan yola çıkacağım, okuluma gideceğim. Gitmeden önce bugün sizi videosu bıraktım. Hiç oldu mu Gül abla dediğiniz duydum, yoldan geri döndüm. Buse ile birlikte Koreli oyuncak bebeğimiz Şeyma için. Evet, yemişsiniz de bu arkadaşlar. Buse ablanız gülüyor arkadan kıs kıs artık. Bugün de Şeyma mı oldu? Evet, diğer isimleri beğenmediniz. Şimdi sırada Şeyma. Şeyma olsun diyorsanız lütfen beğen butonuna tıklayın. Yorumlarda bunu belirtin. Ay, özür dilerim. Şeyma ismini beğenmediyseniz her şekilde beğen butonuna tıklayın arkadaşlarım. Motivasyonumu artırmak için bu çok önemli. Hepinizi çok seviyorum deyip tekrar şu pembe meşhur kasemi elime alıyorum. Zaten içinde 3 parça kağıt kalmış. Buna bir tanesini seçiyorum. Ve hep birlikte heyecanla açıyorum. Ve hep birlikte görüyoruz. Ne bu? Ne? Aloha Surprise Underwraps. Yok artık. LOL'lerle giriş yaptın. Herhalde duydu. Beni çıkartın buradan. Artık Şeyma'ya kavuşmak istiyorum dedi. Bakın arkadaşlar, tutamıyorum. Dur. Popirt, bir dur. Popirt. Yoksa içinden sen mi çıkacaksın? Bizde olmayan arkadaşlarım. Ve Popirt'i ben dev sürpriz yumurtanın üzerine yapmıştım. O videoyu izlediniz mi arkadaşlarım? Oyun hamurundan dev sürpriz yumurta üzerine Popirt karakterini yaptım. Soydum. İçinden çıkan oyuncakları sizlere gösterdim arkadaşlarım. Eğer oyun hamurundan sürpriz yumurta videoları seviyorsanız lütfen o videomu izleyin. Linkini açıklamaya bölümünde paylaşmış olacağım. Ve şimdi Popirt, elimizde kalan son Underwraps kapsülünü açmak için fermuarı arıyorum ve buldum. Daha önce bizde olmayan, koleksiyonumuzu tamamlayacağımız LOL Surprise Underwraps karakterini bulmak için fermuarımı çırtlatıyorum. Altın. Wow, kızın yüzüymüş. Altın kapısı zannettim. Evet, gizem büyütecimi de buldum. Tamam. Gizem büyütecinden bir harf bulalım. İlk bulduğumuz harf bugünün harfi olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugünün harfi aranıyor. Bu bir harf mi? Evet anneciğim. O harfi. O harfi. Ay işte bir O daha. O harfi bugünün şans harfi ilan ediliyor. İsmi O ile başlayan kaç kişi vardır arkadaşlarım? Osman. Ama benim daha çok kız arkadaşlarım var. Kız ismi yok O ile. Kız ismi yani. Ben de hiç bilemedim ama varsa Ormangül. Oylum olabilir. Oylum, evet. Oh. Oyku olabilir yani. Oyku. Oyku. Ve altın kapsülü sanırım. Wow, Buse. Böyle miydi bu? Hayır. Uzun zamandır Underwraps açmadığım için. Bak altın, bak. Ne? Evet, altın kapsülü. Buse'cim, beni yanıltıyorsun. Bak, kenarlar altın olur, içi pembe olur. O normal sıradan. Ama bizim altın kapsüle ihtiyacımız var mı? Yok. Şaka. Evet. Buse, ciddi misin? Evet. Şoktayım. Bizim daha önce açtığımız altın kapsülün içinden zaten katalogda bir tane özel bebek var. O da şu kız işte. Bu, bundan bizde var. Hem de iki tane Buse. Derin bir nefes alayım. Popirt mi geliyor? Arkadaşlar, Popirt gelsin. Koleksiyonumuzu tamamlayalım. Ve hemen ben gidip koşa koşa bugün DNR'e gideceğim arkadaşlar. Belki vlog çekelim sizler için. DNR'dan bir tane Underwraps bulursam alayım. Kim bu? Anlayabildiniz mi arkadaşlar? Hadi hatırlayın. Ay, elim ayağıma donandı Buse'cim. Kral tacı ve elmas. Hemen başlayalım. Kral tacı ve elması bulalım. Şifremizi yazalım. Kodlayalım ve açamıyorum. Yağmur ve güneş. Özgürlük işareti ve kalp. Sonra şeker ve portakal geliyor. Dört yapraklı yonca ve şeytan. Açtı. İlk poşetim. Biberonmuş. Bize hiçbir şey açıklamaz. Kral tacı ve elmas. Hadi burayı aç. Şifreleri hızlı hızlı deniyorum. Şeker ve portakal hadi. Ateş ve kar tanesi de. Bu aksesuar poşetini bulmama yardımcı oldu. Wow. Popirt'in çizmesi var mı? Çünkü çizme gibi bir şey çıktı arkadaşlar. İpucunu vermiş olayım size. Popirt'in çizmesi var mı? Özgürlük işareti ve kalp. Dört yapraklı yonca ve şeytan. Hadi. Hadi şeker ve portakal. Hadi. Lütfen. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Şimdi açıl. Çünkü başka şansın yoktu. Bütün şifreleri girdim ve seni buldum. Bu nasıl bir kıyafettir böyle? Bu nedir bu? Popirt'in elbisesi böyle olabilir mi? Hadi devam edelim. Şeker ve portakal. Evet, şeker ve portakal zaten ayarlanmış da gelmiş arkadaşlar. Doğru şifreymiş. Wow! Kimsin sen? Altın kapsülün içinden çıkacak olan karakterim, sen kimsin? Hadi o zaman bakalım. Altın kapsülün içinden çıkabilecek bebekler başka kimmiş? Soul Babe bizde var mı? Var. İki seçenek var zaten, ya Popirt ya da Blink Queen arkadaşlar. En özeli tabii ki Blink Queen'miş ama onu istemiyoruz tabii ki. Ondan bize zaten iki tane var. İstemiyoruz, kardeş de var. Hedefimiz tabii ki Popirt. Hadi başlayalım. Hani çok yüksek bir tutam yaptım. Bence Popirt çıkacak. Popirt. Evet. Bakalım şu minnacık aksesuardan başlayalım. Açtım.
Sonra şununla devam edelim. Bunu da açtım. Karakterimiz böyle dursun ama çok merak ediyorum. Hiç de bir şey belli değil Buse'cim. Evet, hiç gözükmüyor bu sefer. Devam edelim. Açtım. Aa, o da ne? Ve bunu da açıyorum. Ve bütün aksesuarlarını açtım arkadaşlar. Hangi bebekmiş tam? Yani arkadaşlar. Aa. Görmez olaydım. Bilmez olaydım. Senin o güzel yüzünü tanımaz olsaydım. Üçüncü kere bize gelmene ne gerek vardı? Olmayan arkadaşlarıma gideydin. Ve küpelerin çok güzel. Evet. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, tamam. Şimdi bir tanesi Buse'nin, bir tanesi benim, bir tanesi de Şeyma'nın olacak. Buse'cim çok adil bir seçim oldu. Üçümüze de altın bebek. En özel bebek olmasın mı? Olsun anneciğim, olsun. Hey, burada neler oluyor? Ben siz böyle bekme açıyorsunuz Gül abla. Gözlerime inanamıyordum. Wow. Güzel bayan, tanışabilir miyiz? Aa, Gül abla konuşmuyor. Henüz kutunun içinde Kenoşcan. Biri Kenoşcan'cım, tanımadığı kişilerle konuşmaz. Beni tanımıyor mu yahu? Beni bütün Türkiye tanıyor. Bütün dünya tanıyor. Barbie'nin kardeşi Kenoşcan'ım ben. Bazen ayrıcalıklı olmak işe yaramaz Kenoşcan. Hadi gel şimdi biz Şeyma için açacak olduğumuz bebeği jel katmanından çıkartalım. Onu tanıyoruz hepimiz ama tekrar görmek beni heyecanlandırıyor. Onun önce yıldız gibi parlayan gözlerini çıkartacağım. Jel katman soymak çok keyifli. Wow, gözleri deniz mavisi. Kafasındaki jel katmanı çıkartalım. Bakın ayarı bile varmış. Bu jel katmanların da ne işe yaradığını hiç anlamış değilim arkadaşlar. O kadar özenmişler. Bu jel katmanlar ne işe yarıyor, bebeğimizi korumak için mi? Evet Buse'cim. Hani nasıl artık böyle lüks çantaların falan kılıfları var. Kılıflarıyla evet. Satılıyor. Bebeklerimiz artık oynamayacağımız zaman yıpranmasınlar, özelliklerini kaybetmesinler diye bu jel katmanlar içinde saklıyormuşuz. Çok yaratıcı bir fikir. Çıkartalım. Ay böyle bir maske benim de olsaydı keşke. Geceleri giyerdim. Ya da güneşe çıkarken giyerdim astronot gibi. Arkadaşlar LOL bebek dünyamızın en kalabalık ailesi Blinklerdi. İki tane abla, iki tane kardeşleri vardı. Mer Baby konseptinde harika bir jel katmanın varmış. Ve bu da Blink Queen arkadaşlar. Ben hemen senin yanına bir tane kardeş getiriyorum. Oh. Bir tane de senin için çanta getiriyorum. Yeah. Ablalar? Ablalar ve diğer kardeş kayıp arkadaşlar. Kayıp mı? Odun halinde görseniz siz de kaybolursunuz burada. Galiba bizim küpelerimiz de kaybolacak. Çünkü küpeler kulakta durmuyordu. Çıt etmesi gerekiyor. Etmiyor. Küpeler tamam. Şimdi de elbiseni giy de görelim. Yo, 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 yo. Kenoşcan ben geldim. Beni görmüyor musun? Tabii Şeyma gibi güzel bir kızı gördükten sonra beni görmezsin. Yok yok, olur mu öyle şey? Estağfurullah da yani. Yine mi sen, yine mi sen yani? 10 tane oldunuz artık evde ya. Nereye baksam seni gördüğüm için çok da yabancı gelmedin yani. Fark etmemişim, özür dilerim. Yeni misin sen? Ay, evet evet yeniyim ya. Biraz önce çıktım şu kapsülün içinden. He tamam. Ama neden kimse mutlu olmadı beni gördüğüne? Çünkü sen üçüncüsün. Yani üçüsünüz siz. Üçünüz de aynısınız. Hangi birini sevelim yahu? O zaman madem bir atraksiyon olmadı bunu da açacağım arkadaşlar. Mer Baby'yi de açacağım. Evet bu video bir devrim niteliğinde olacak. Hayır öyle bir şey yok. Bir dakika. Bir dakika ben girebilir miyim? Ben Buse'yim. LOL Surprise Glitter. En özel seri ve LOL Surprise'ların doğuşu, atası Mer Baby ilk üretim. Koleksiyonumun en değerli parçasını açıyorum. Açmıyorsun acım dur. Açıyorum. Anne bak günlerdir benim rüyama giriyor. Ben ne acaba? Arkadaşlarıma LOL Surprise Charm Piece açıyormuşum. Ne? Evet günlerdir rüyamda. Hem de 3. seri 2. dalga arkadaşlar. Lütfen açayım anneciğim. Hmm, tamam. Şöyle. Haklısın Buse'cim. Evet. Neredeyse hırsıma yenik düşüyordum. Şeyma'nın zaten bir LOL bebeği var. 3 tane olmasına hiç gerek yok. Ama onun bir aksesuar yok. Bir takısı yok Buse'cim. Evet. LOL Surprise Charm Fizz'in içinden çıkan aksesuarla ona bir bileklik, yüzük, kolye, taç yapabiliriz. Hadi o zaman patlatalım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır açmayı istediğim 3. seri 2. dalga Pascal yumurtası gibi süslenmiş mükemmel bir charm fiz açıyoruz arkadaşlar. Bu charm fizler minicik topları olduğu için fermuarları cilt alınması hiç zevkli değil arkadaşlar. Doğruya doğru şimdi. Hadi bir açalım. İlk katmanımızı soyduk. Ve içinden koleksiyoncu broşürümüz çıktı. Hadi bakalım. Bizde olmayan çıkması umuduyla sonra açalım charm fizimizi. Evreni pozitif enerji yayalım ve 2. fermuarımızı da açalım. Şöyle bir cırtlatalım. Wow, hemen yapacağım bu dövmeyi. Bakalım nasıl bir dövme çıkmış. Ne? Şu mükemmel basketbol dövmesini yapıştıralım. Şu öndeki jelatinini çıkartıyorum. Parmağıma yapıştırıyorum. Şöyle yapış bakalım. Sonra hadi gelin parmağımı ıslatayım. Parmağımı ıslattığım zaman otomatikman dövme elime geçmiş oluyor arkadaşlar. İşte böyle. Wow, ne kadar kusursuzca geçmiş arkadaşlar parmağıma şekil. Çok güzel pembe, turuncu, siyah, beyaz bir dövmemiz oldu. Şimdi arkadaşlar basketbol var. Şurada bir tane işaret var. Sizce buradan hangisi olabilir? Bir bakla bir tane geliyor ama hiç istemiyorum arkadaşlar. Bakalım hangisi gelecek. Hadi charm fizimizin son katmanını da açıyorum.
Ve onu suyun içine atıyorum. İçeri ikinci dalga çerpizimi suyun içine atıyorum. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi uzun süre açılmayı beklemiş çerpizlerle başımıza geldiği gibi çok fazla patlamadı. İşte çıktı ama göremiyorum. Şurada evet ve evet. Tararım. Tam da tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. İşte bir basketbol maçı varsa mutlaka taraftar aran birinin elinde bu olur. Birinci sensin dostum, birinci sensin dostum demek için. Peki arkadaşlar, bunu nasıl yorumlamalıyız? Yeni çıkan Blink Queen'in diğer Blink Queen'ler arasında birinci olmasıyla mı yorumlamalıyız? Yoksa Blink Queen'in Kongsley'e verdiği bir mesaj olarak mı algılamalıyız? Bilemedim doğrusu. Stickerımız gelsin. Bunu size nereye yapıştıracağız? I love you BB diyor. Takımımızın adı BB takımıymış. BB basketbol takımını tutuyoruz. BB sen birincisin dostum. Hadi dostum. Bir basket at dostum. Demek için bunu takıyorlar arkadaşlar. Şimdi onu Blingiz'in eline takalım. Ve artık veda edelim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın.